Doktor Miyanji'ye ikinci soruyu soruyorum arkadaşlar. Öğrencilerden en çok gelen soru, hocam ders çalışıyorum ama bir işe yaradığını düşünmüyorum. Çalışıyorum ama bir yere gittiğimi düşünmüyorum, ilerlediğimi düşünmüyorum. Acaba yanlış mı düşünüyorum, kendim haksızlık mı yapıyorum? Bu gidiş nereye diye soruyor hocam öğrenciler. Güzel bir soru. Tabii bu metodolojiyle ilgili bir soru. Şimdi bak bir sinek düşünün. Sinek dışarı görüyor ama camı görmüyor. Mücadele ediyor mu? Ediyor. Sürekli cama vuruyor. Azimli, epeyce de uğraşıyor. Ama camı geçemiyor. Evet. Çünkü açık pencereyi bilmiyor. Yani açık pencere var yukarıda belki. Bazen ben onu evde yani görüyorum. Yani yukarıda bir pencere açık ama orada denemiyor. Yanlışlıkla. Dolayısıyla çok çalışmak değil de çalışma yöntemini bilmek gerekir. Yani çok fazlası örnek veriyorum. Fen bilgisiyle sosyal bilgileri aralıklı çalışmak gerekiyor. Sürekli fen çalışırsanız mesela bu beyinde belli bir bölümü kan çok kullanıyor. Öteki bölüm pasif kalıyor. Evet. Ama sosyal bilimlere çok çalışsın. Dolayısıyla bunları bir harmanlamak gerekiyor. Bir sinek içinde çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla çocuk önce bu soruyu kendisi sorması gerekiyor. Benim bir çalışma yöntemim var mı? Bir. Evet, eğer varsa bu yöntem bana uygun bir yöntem mi? Çünkü bazen alışkanlıklarımızı doğru olduğunu düşünüyoruz ama bizim alışkanlıklarımızın dışında başkalarının kullandığı ama daha etkili yöntemler de olabilir. Açık pencereyi bulmaya çalışmak. Evet, yani evet, bir ders çalışma yöntemi olması gerekiyor. Onu da öğrenci oturup yazması gerekiyor. Şöyle bir yöntem kullanıyorum. Bu yöntem benim için uygun mu? Ha, ben böyle alıştım ama bu yöntem uygun değilmiş bana. Daha iyi yöntemler de olabilir. Her zaman yeni fikri açık olmak gerekiyor. Hocam bu videoda da o zaman açık pencereyi bulmaya çalış diyelim. Evet. Öyle diyelim mi? Yani çok çalışmak iyi bir şeydir ama yetersizdir. Metot yoksa o sinek misali. Dışarı çıkmak istiyorsan dikkatli bak. Açık bir pencere var. Evet var. Orada bir yerde. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.